Amca merhabalar. Merhabalar. Özgür Özel enflasyonu düşük gösteren TÜİK'e dava açacaklarını söyledi. Evet. Yani dolayısıyla emekliler iyi maaş alamıyorlar dedi. Neler evet. söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim kardeşim? Çokluk kaybolduk gittik. Bizi mahvetti. Allah razı olsun onu. Ne verdiği para ne? 10 milyarla geçinilir mi Türkiye'de? 15 milyar bir evin kirası, 10 milyar bir emeklinin maaşı. Günde sadece ekmek yesen gene geçinemez. Ama Allah bir hidayet verir de inşallah rahman şey olur. Kime verecek hidayet? 22 sene oldu amca. Ha 27 sene vermedi de şimdi mi verecek onu? Şimdi verecek mi onu? Yok. Gene aynı bizi kendileri. Ama emekliler yolu ilan etmişlerdi. Ettiler. Ne verdi? Ettiler. Senin maaşın ne kadardı? 10 liradan 12,5 liraya. 10 liradan 12,5 çıkardı. Sen Karadeniz'e ancak iki kere bir kere gidip gidemez. Gelirsin. Bir kere ancak gidiyorsun. 3,5 milyar lira mazot yakıyorum. Evet. 1 milyar 900 bin lira bir bilet. 3 kişi gitsen... Uçakla mı? Yok. Otobüsle. 3 kişi gittin. 3 kişi. 10 lira bitti. 10 lira bitti. Yolda hiç bir yere gitmeyeceksin. Tabii. Yemeyeceksin, içmeyeceksin. Tabii. Ama Allah razı olsun adam. Ama onda kabahat yok. Bizde kabahat. Neden? Biz ona verdik, o da yaptı. Vermeseydik yapabilir miydi onu? Verdin. Ya verdim. 31 Mart'ta da verdin. Verdim. 14 Mayıs'ta da verdim. Keşke kollarım kırılsaydı. Ama şimdi kimse uyarmadı mı seni? Uyarmadı mı kimse? Ya uyarsan ne olur bir defa. Yani şeyden başkası yok geldik ya. Tayyip'ten başkası. O zaman bak bir daha hata yapma bak. Bu Rabia işaretinde bak. Rabia işaretinde 6 burada. Bu ne biliyor musun? Evet. Şeytanın simgesi demektir. Şeytana hizmet etmek demektir. Senin hani o İsrail nasıl Filistinleri vuruyorsa, öldürüyorsa bu da burada Siyonizmin bir ayağı. Ne acaba. Anladın mı kardeşim? Bak. Ha. Gördün mü? 666 şeytanın hizmetidir. Hizmetkarı demektir. Abdullah Gül vardı. İngiltere'den şey aldı, söyleyiver. Ödül aldı. Kraliyet ailesinden. Mehmet Şimşek. Bu da İsrail'den ödül aldı. Abi, Mehmet Şimşek ne o? O da kol saati verecek bize abi. Mehmet Şimşek o kadar iyiydi. Evet. Efendim, Mehmet Şimşek dediğin adam. Mehmet Şimşek o kadar iyiydi efendim. Tabii iyi bir adam. O ayrı kolay. 3 defa oradan aldığında 3 defa köreve niye geliyor ne? Şey diyor ya amca. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki emekliler sırtımızda bir yük diyor. Ha. Ama beşli müteahhitler vardı. Onlar yük olmuyor, emekliler oluyor. Nasıl oluyor bu? Sonra bir de efendime söyleyeyim 2 senede bir milletvekili emekli oluyor. Evet. 3 sene. Adalet mi bu ya? Adalet. Onlara göre adalet. Zengine adalet, fakire zulüm. Zengine adalet, fakire zulüm. Sizden azabı çekiyor mu amca AK Parti'ye oy verdi? Verdiğim için çekmiyor mu? Her gün. Sadece ben mi çekiyorum? Bütün dünya çekiyor. Bu ne zaman yayınlanacak? Yarın. Hangi kanalda? Bak. Sokağın Nabzı YouTube'da. Hadi Allah'a emanet. YouTube'da. Özgür Özel enflasyonu düşük gösterildiği için, düşük gösterilmesinden dolayı biliyorsun ne oluyor? Emekliler yüksek maaş alamıyor. Asgari ücret de ona keza. Dolayısıyla dava açacağız diyor. Yani emeklilere zulmediliyor diyor. Neler söylemek istersin? Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bizim bu ülkeye, bu insanlara, bu halka hizmet etmeye gelmedi. Bu insanları sömürmeye geldi. Kendisinin biz zaten İsrail ayağı olduğunu iyi biliyoruz. İngiltere ayağı olduğunu iyi biliyoruz. Amerika'nın ayağı olduğunu iyi biliyoruz. Ha Biden, ha Recep Tayyip Erdoğan. Hiç fark etmez. Ya da neydi o? Sharon öldü. Sharon muydu? Neydi? Şu anki... Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Bunun hiçbir farkı yok yani Recep Tayyip Erdoğan'ın. Orada adam Filistinleri vuruyor. Bu da burada bizi ekonomik anlamda halkı vuruyor. Aç bırakıyor. Bir de diyorlar ki neymiş emeklilik... Emekliler yılı. Emekliler yılı. Bu resmen var ya halkla dalga geçmektir. Başka bir şey değil yani. Bize zulüm yapmaya gelmiş yani belli yani. Bir öbürkü orada adam vuruyor. Bu burada ekonomik zulüm yapıyor bize. Ekonomik anlamda vatandaşı halkı vuruyor. Yani diyor ki halk kalkınmasın diyor. Halk uyanmasın diyor. Tamam mı? Biz uyanırsak ayağa kalkacağımızı da biliyorlar. Vergi yükleri ne olacak abi? Vergi yükleri mi? Mehmet Şimşek'in getirdiği tasarruf tedbirleri, bir yandan vergi falan. İşte fiş almazsan şu kadar ceza, fiş vermeyene bu kadar ceza. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Rahatlatayım seni. Hiç yorma kendini. Denizcilik Bakanlığı'ndan tutun, Armatörler Birliği Başkanlığı'nda bütün gemilerin ve yatların bayrakları indiriliyor. Türk bayrağı indiriliyor. Yabancı bayrağı takılıyor. Şimdi burada en büyük vergi kaçakçısı kim? Bana bunu söyle. Ben 27 sene 5 dünya turu atmış bir usta gemiciyim. Usta denizciyim ve aynı zamanda serdümenim. Bayrağı indiriyor. Yabancı bayrağını takıyor vergi vermemek için. Bir de geminin içinde çalışan personeli
turist gibi gösteriyor gemide, sigortalarını ödemiyor. Bir şey diyeceğim. Ha. Yıllarca gemicilik yaptın dedi. Gemi alabildin mi abi? Gemici. Gemicik alabildin mi? Sadece kendime bunu ben almadım. Bunu da bana yeğenim aldı yani. Yüzüğün var senin. Yüzüğün var senin. Benim Cumhurbaşkanı da yüzüğü vardı. Başbakan. Onun yüzüğü vardı ama şimdi saraylarda oturuyor. O ayrı konu. Saraylarda oturuyor ve gemicikleri var. Abi, abi nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ülkenin durumu hiç iyi değil. Bak, sırat-ı müstakim üzere çok fena ateşe düşeceğiz yani bu adamın sayesinde. Abiye de bir soralım. Sor abi. Abi merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi ben iyiyim, baksana. İyiyim dedim, bana değnek yürüyor. Allah şifa versin, geçmiş olsun. Sağ olasın. Özgür Özel TÜİK'e dava açacağız diyor, enflasyonu düşük gösterdiği için. Yalan söylediği için ha. Düşük değil, yalan söylediği için. Değil mi? Düşük değil, yalan söylüyor demek. Gerçekleri söylemedi, o da onun dava açıyor. Aynen öyle. Türkçe söylüyor, yalan söylüyor demek. Haklı mı? Sence haklı mı? Haklı canım. Selam. Ben bile haklı diye söylüyorum. Evet. Şimdi A'ya sen Z diyemez, Z'ye A diyemezsin. Bir şeyin gerçek payı vardır. Niye saklıyor ki yani? Saklanmacı anlamıyor. Devlet Bahçeli, Türkiye'de ekonomik kriz yok diyor. Tabii ona göre yok. Bugün öyle söyledi. Çoluğu yok, çocuğu yok. Ne yapacak? Hiçbir şey yok, doğru. Ona göre güzel. Size göre? Bana göre kötü, bitmiştir ya. Ne bitmiş abi? Abi, şimdi fazla konuşmana gerek yok. Şu gidişat hepimiz rahatsızız. Komple A, B, Z, C, cemaat hiç önemli değil. Yani bugün ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım diyen, bu gidişattan bir şeye rahatsız olmuşsam vicdanından şüphelemem lazım. Yazık, günah yani. Kendi kendine bu hale gelmedi, bu aşamaya gelmedi. Şimdi abi, sen öyle diyorsun. Evet. Cumhurbaşkanı emekliler yılı ilan ediyor. O zaman onun vicdanı çok rahat. Ve ona sormak lazım. Ben geçinemiyorum diyor. Ona sormak lazım. Ben geçinemiyorum. Ona sormak lazım. Bir de ona soralım. Bir şey daha sorabilir miyim beyefendi? Bakın. Ben demek. Bu ülkede siyaset ne demek? Demokrasi ne demek? Ben size bunu anlatayım da 90 milyon insan bunu görmesin. Ha. Siyaset demek, siyah ajanı demek. Set de dini İslam'dan olan Türklerin önüne set çekmek demek. Demokrasi de demek ne demek biliyor musunuz? Demok demek şeytan demek. Rasi de düzen demek. Şeytan düzeni var. Bunu yıllarca anlayamadık mı biz? Bakın bir laiklik var. Atatürk'ün ilkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanı olmaktan gurur duyuyorum. Ben Türk'üm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Başka bir şey demiyorum. Abi size soralım. Ne soracaksınız? Ne soracağız? Devlet Bahçeli diyor ki ekonomik kriz yok diyor. Evet, neler söylemek abi, istiyorsunuz? Ben 80 öncesi eski ülkücüyüm abi. Evet. Türkeş'ten mahalle başkanlarına o zaman mektup gelirdi böyle. Evet. Teşekkür mektubu. Mektubu okurduk. En altına paraf düşerdi mektubun. Alparslan Türkeş'in kendi yazısı. Derdi ki Bahçeli'ye dikkat edin. O ne derse desin benim için vızıltı Bahçeli. Bahçeli demek ülkücülüğü bitiren adam demek. Başka? Etrafındakiler hepsi patates adamlar. Ülkücü değil onların hepsi. Mafyalar, mufyalar, karanlık adamlar. Hakiki ülkücü MHP'de yer almaz zaten. Peki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Abi ekonomi, abi kim ne derse desin çeken biziz abi. Onların kelimeleriyle değil, bize sor sen ne çektiğimizi biz biliyoruz abiciğim. Yalan söylüyorlar yani. Ne çekiyorum mesela abi? Ne çekiyorum? 600 lira etin kilosu sade vitrinden seyrediyorum, onu çekiyorum abi. Ne cebim yetiyor ne çalıştığım işim yetiyor bu iş. Alışveriş yapmaya. Beyaz et al, kırmızı et alma sen de. Abi beyaz et de anasının gözü gibi. Çok az bir kıl payı fark var aralarında abi. Sen de Kemal Sunal gibi cama bandır. Cama bandır bir cama. Doğru valla. Sen abi şimdi kırmızı et yiyemiyorsan doğru düzgün belki kaşar peyniri de alamıyorsun kahvaltıda. Nasıl alayım 600 lira onun da kilosu. En son ne zaman yedin kaşar peyniri? Abi 10 sene önce falan herhalde yemiştim. Ciddi konuşuyorum. Ciddi söylüyorum, 3-4 sene önce yemiştim abi. Niye? Sen bir vatandaş değil misin? Senin vermiş olduğun oyla parlamentoya giden milletvekili kaşar peyniri yerken sen neden yemiyorsun? Görüyorum abi. Ben sana ne dedim o gün? Devamlı bu adam konuşuyorsunuz. Böyle devlet götürüyorsun. Devam edin. Bak, tamam. Aynı gel sen burada. De konuş gel. Gel sen de zaten konuş. Abi sen zaten konuş. Ya sen de gel konuş o zaman. Sen de buradasın. Allah Allah. Konuş. Ayrı bir şey ya. Gel sen de bak. Konuş. Gel konuş. Ya konuşmuşsun bak. Zaten. Yeter. Zaten senin yanında konuşmuşsun. Sen de konuş o zaman. Bak açık açık konuşuyor. Konuşmuşum zaten. Bir devleti kötülüyormuşuz. Ben demiyorum kötülüyorsunuz. İyi şeylerini de söyleyin. İyi şeylerini de söyleyin. İyi şeylerini de söyleyin. Geçelim de sen şey yaptın aynısını. Şimdi söyledin ya devleti kötülüyorsunuz dedi. Şimdi ne diyorsun? Sen devletin ekonomisini şunu bunu onu kötüledin. Vatandaşı ilgilendiren bir sorun. Nerede felç? Nerede felç? Ben 600 lira et. Git al bakayım bir kilo et. Hadi. Alırım. Hadi git al.
Çıkar 600 lira cebinden para. Çıkarayım ha. Hadi git al. Hesabımda sen para göstereyim. Sen hesabımda para para taşıyorum ama hesabımda göstereyim. Gel. Gel hesabımı göster. İyi şeyleri söyle sen madem. Ne var iyi şey? Sağlığım yerinde bak. Her yer bak. Güllü güllü sanlı. Güllük işlik. Her yer. Bursa'da yaşıyorum. De git ya vallahi sen Suriye. Sen Suriyelisin. He vallahi sen Suriyelisin. Sen Suriyeli. Vallahi sen Suriyeli. Git de. Kimin gel. Cebinde şey var sende Allah aşkına? Valla sen Suriyelisin. Şey niye ben Suriyeliyim? Yok ben. Vatandaşlık vermiş buna. Bingöl gençliğim. Bingöl gençliğim. Sen Bingöl gençliksin. Suriyel mi oluyor? Sen Bingöl gençlikteysin. Ben Bingöl gençliğim. Valla sendeyiz. Valla. İmanıma sendeyiz. Gel. Sen yalan açsın. Sana sorayım. Devlet Bahçeli dedi ki ekonomi çok güzel dedi. Ekonominin kötü olduğunu söylüyorlar ama öyle bir şey yok dedi. Vallahi billahi Bingöl gençliğim. Ne diyor ne diyor? Ekonomi kötü değil dedi. He. Devlet Bahçeli. He. Bir vatandaş olarak sen... Değil. O daha püsküte püsküvit diyor. Nasıl değil Allah aşkına ekonomi diye bir şey kalmamış ki. Yok yani. Yem alacağım bak şu kadar yemi ben ne kadar alıyorum ya. Kuşları sevindireceğim. Kuşları sevindireceğim ha. Sevindi. Hani para? Ha, sen değilsen her şey koştun. Kuru sen mi halka ayakkabı giymişsin? 5500 lira bu ayakkabı. Sende var he. Allah çok şükür çalışıyorum. Nereden gelmiş? Çalışıyorum. Nereden geldin? 15 saat çalışıyorum. Ya herre ya. Vallahi ya. Ya herre ya. Tıvrat ya. Herre ya. Ya. Ne dedi? Diyarbakırlısın kesin. Ya git bele yaptın Diyarbakırlısın. O ne hareket? Yapma, o ne hareket? Niye sen bana öyle diyorsun? O ne hareket? De git sen Diyarbakırlısın. Ben Türkiye'liyim. Bana ne diyorsun Suriyeli? Ben Türkiye'liyim. Türkiye'liyim. Ben Türk değilim. Ben Kürdüm ama ben Türkiye'liyim. Helal olsun. Evet. Türk vatandaşı. Anladın mı? De git Kürt demeyeceksin. Niye ayıp. Niye ayrım? Kürt'te sen ne dedin? Git. Sen dedin git sen Diyarbakırlısın. Hareketi gördün mü? Sen ne dedin demin ne dedin? Ne dedin? Demedin mi? Sen Suriyelisin he. Ben sevmiyorum Suriyeleri. Sevmiyorum. Yeter provoke etme yeter. Aynen etme yani. Kardeşim bir ekonomi izah eder misin bana? Ekonomi kalmadı kardeşim. 3 Ağustos'ta İstanbul'dayım. Neden İstanbul? Galatasaray Beşiktaş. Neden? 11 Ağustos'ta. Sen Bursa'da yaşıyorsun. 11 Ağustos'ta Galatasaray Hatay. Seneye 5 yıldız. Tamam. Kendinize bakın. Rambo Okan'a selamlar. Bir dakika bir şey soracağım sana. Ekonomi nasıl? Ya ben o işlere girmiyorum. Neye giriyorum? Bir dakika. Ekonomi süper.